Arkadaşlar merhabalar. Üçgende yeni nesil açı ortay, kenar ortay çözeceğiz. Buradaki sorular biraz daha uğraştırıcı diğer yeni nesillere göre. Çünkü açı ortay, kenar ortayda katlamalara dikkat etmek gerekiyor. Kesmeler var. Diğer taraftan açı değişmeyecek, kenar uzunluğu değişmeyecek. Bazen çok facık benzerlik giriyor işin içine. O yüzden önce durdurun, çözmeye çalışın, sonra izleyin. İlk soruya bakalım şimdi hemen soruyu okudunuz ve çözmeye çalıştınız diye düşünüyorum o yüzden o alttaki kısmı kapattım arkadaşlar direkt şekli büyütüp göstermek için Demiş ki ED boyunca katlanıyor C noktası Haliyle katlamada arkadaşlar ne değişmez uzunluk Bir de açı değişmez böylece Şuradaki E açısı değişmeyecek EDC e, ile şuraya da C üssü demiş C üssü ED birbirine işte olacak bu bir İkincisi C üstü D ile DC birbirine eşittir. Katlamada uzunluk da değişmiyor. Bundan sonra ne yapabiliriz? Şöyle arkadaşlar çok basit bir benzerlik bilgisi söyleyeyim. Böyle 90-90 paralel iki tane doğru verdiği zaman aslında orada bizden karşılık oranların aynı olmasını görmemizi isteyebilir. Şimdi burada AG'yi uzattığımız zaman şöyle bir kenar ortay. Neydi kuralımız? Kenar ortayı ikiye bir oranında bölüyor. Böylece karşılık oranları aynı dnx ise hd de 2x e, olacaktır. Ve buradan dolayı artık şöyle bh'a t dersek kenar ortay nc t artı 3x. Bir de sorunun başında söylemiştim. İşte buradaki dc ile de şu dc üssü eşit olmalı. Sağ taraf 4x artı t. O zaman 4x artı t olması için c üssü b'ye de 2x kaldı. Bizden c üssü b'nin HD'ye oranı soruluyordu. 2x bölü 2 xten 1 olmuş oldu. İkinci soruda da arkadaşlar bakın. Yine bir katlama sorusu. ABC açısı BAC'nin yarısı denmiş. O zaman şöyle yapın bakın. Katlama sorularında bazen katlanmamış şekli katlayabilirsiniz böyle. Uzunluk değişmez, açı değişmez deyip buradaki açıların da değişmediğini görün. Ya da katlanmış şekli geri açın. Sanki zarifi açıyormuş gibi. Böylece şurada yine bakın AD'nin AD üstüne eşit olduğunu görürüz. AC'nin de A üstü C'ye eşit olduğunu ve bu açıların da eşit olduğunu unutmamalıyız. Şimdi soru bize bu A'yı 2 alfa vermiş ya. O zaman katlayınca açı değişmiyordu. A üstü de 2 alfa. Ne olur buradan D açısına odaklanın. 2 iç bir dıştan dolayı Alfa olmak zorunda çünkü D ile B'nin toplamı oradaki A üstüne eşit. Haliyle arkadaşlar ikiz kenar üçgen geldi. Bu AD 8'di. DA üstü de 8. Böylece BA üssü de 8 olmuş oldu. Şimdi şurada bakın DC bir dış açı ortay. gördünüz mü? Dış açı ne yapıyorduk? Bittiği köşeyi şu kenarların bitimlerine oranlıyorduk gördüğünüz gibi. Şuraya x dersem a üssü c'ye x bölü x artı 8 eşittir. 8 bölü 12. Dış açıyı işaretliyoruz. Bunun açı ortayı zaten dc. Mecburen kollar da tabii ki bu iç açının kollarıdır. Küçük kenarın büyük kenara oranı diyorduk arkadaşlar. Şöyle sadeleştirirsek 2 bölü 3. 3x eşittir. 2x artı 16. X 16 geldi. Soru bizden BC'nin tamamını istiyor. 16 artı 8'den 24 oldu. Gördüğünüz gibi ilk iki soruda diğerlerine göre biraz daha böyle uğraştırıcı sorular arkadaşlar. Yani tek bir hamlede görmek kolay olmayabilir. Şimdi üçüncü soruyla devam edelim. Burada da yine bir kesme var bu sefer. Şöyle bir düzelteyim önce. Kesme var, sonra da yapıştıracağız. Çok ufak bir şey var, belki tahmin ediliyor olabilir. Yani soruyu yaptığın zaman hemen kolay canım hem geliyor zaten, çok da önemsemeye gerek yok diyebilirsiniz. Ama size e, diyelim sınıftayız, sorsak bu nereden geliyor diye birazdan soracağım şeyi cevap vermeniz gerekiyor. Şunu baştan söyleyeyim: birçok kişi yaparken burayı hemen 90 derecedir ya orası demiştir, ama gerçekten onun sebebini düzgünce görmemiz lazım birazdan. Şimdi arkadaşlar. Bir dikdörtgen var iki eşit parçaya bölünmüş. Bir parçasının kenarı 6 ve 8 uzunluğunda arkadaşlar. İki tane de dik üçgen oluştu artık haliyle. Burada dik üçgenlerin iç çemberlerinin merkezleri I1 ve I2 şeklinde verilmiş. Bize bunlar arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi bir kere şöyle indirdiğimiz zaman bu bir açı ortaydır. Alfa alfa diyebiliriz. Dikkat! 8'i gören açı ortay burada da aynı açıdan çıktığı için buraya sakın beta beta deme yine alfa alfa olur gördünüz mü? Sonra arkadaşlar diyelim burası x ise burası y ise aynı yorum burada da var. Bunlar çünkü birbirinin aynısı iki üçgen. O zaman bir üçgende ikiz kenar olduğunda açı ortay verildiyse aslında bu kenar ortay ve yüksekliktir. Bu yüzden soruda şu nokta 90 derece arkadaşlar tamam mı? Haliyle artık oranın yükseklik olduğunu gördük aslında bir de ne olduğunu göreceğiz biliyor musunuz? Şurada ayrıca göstereyim. Siz iç teğet çemberin merkezinden bir kenara dikindirirseniz aslında bu iç teğet çemberin yarı çapıdır. Gerçekten bakın şöyle iç teğet çemberini çizelim bunun bu şekilde. Ee, Tabi işte tabii teğet olduğunu göstermedik. Azıcık göstereyim. ha. Şöyle bakın. Bir T çizdik diyelim arkadaşlar. Buradan böyle dikler iner. O yüzden burada ne söyleyeceğim biliyor musunuz? S eşitleri U çarpı R diye bir formülümüz vardı hatırladınız mı? Bir üçgenin alanı 6, 8 bölü 2'den normalde 24'tür. U çevrenin yarısıdır. Böylece 6, 8, 10'dan çevrenin yarısı 12 yapar. R yani içte et çemberin yarı çapı 2 gelir. Bu yüzden burası da 2'dir, burası da 2'dir. Uzunluk 4 olur. Hocam ben bunu çemberden yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim bakın. Bir noktadan indirilen teğetler eşittir. Şöyle buraya rr ederseniz kare çıkar burada. rr olur. 6 eksi r 6 eksi r. Bir noktadan indirilen teğetler eşit. Sonra burası r artı 4. Burası r artı 4. Yine bakın 2 r artı 8'den r yine 2 geldi. Böyle de yapılabilir. Bir de şunu da diyebilirsiniz. Hani abartıp artık. Burada bakın RRR. Bu üçgenin alanı 3 tane parçaya ayrılıyor. Eşit değil tabii ki. Birinin alanı 6R bölü 2, öbürünün alanı 8R bölü 2, öbürünün alanı 10R bölü 2 eşittir 24 deyip R'yi 2 bulursunuz. Yeter ki bulun birleştirince de 4 olduğunu görün arkadaşlar. Şimdi geldik bu dördüncü soruya. Bu da güzel bir soru. Ne demiş? Zaten bu açı ortaya kenar ortaydaki sorular biraz daha diğerlerine göre arkadaşlar üst düzey oldu. Çünkü Dediğim gibi işin içine bir sürü şey giriyor. Dikkatlice çözmek lazım. Bir üçgen verilmiş arkadaşlar. Bu üçgen AD kenar ortayı boyunca katlanmış. Bakın şimdi şöyle yani bir nevi gördünüz mü? Katlanmış, katlanmamış şekil üzerinden göstereyim. Sonra da bunu böyle birleştirmiş. F, C olmuş. Bazen katlanmış bazen de katlanmamış üzerinden gitmek lazım. D noktası AFC'nin ağırlık merkeziymiş. E noktasının AD kenar ortayına olan uzaklığını soruyor. Şöyle alayım şekil üstünde çalışalım. Arkadaşlar burada bir kere dik üçgen olduğu için ne olur ne olmaz şu AD'nin de 8 olduğunu unutmayalım. Muhteşem üçlü burada da göstereyim böyle. Artık katlamaktan dolayı şöyle açının değişmediğini görmek lazım. Lazım olur mu bilmiyorum ama AC'nin AF'ye eşit olduğunu görelim. Açı ortay şöyle alfa alfa diyelim. D noktası ağırlık merkezi ya. Aynı zamanda bu AD'yi devam ettirdiğimizde bu bir kenar ortay. Bir kenar ortay açı ortaysa nedir aynı zamanda? Yükseklik. Orasının 90 olduğunu belki kullanırız arkadaşlar. Dursun kenarda. Sonra böylece burası 4 olmuş oldu. Net söyleyebiliriz. Başka bakalım. Şöyle e, burada DC'nin 8 olduğunu biliyoruz ya. Yine bakın burası da 4 oldu gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar bizden E noktasının buraya olan uzaklığını istemiş. Bak dikkat. Şöyle bir paralellik var. Burada arkadaşlar EC kenar ortaya olduğu için AE'nin burada EF'ye eşit olduğunu sakın unutmayın. Hatta şöyle sembolleri değiştireyim. Böylece E noktası aslında orta noktadan bir karşıya dik indirdik. Bak şu kenarda da göstereyim böyle. Burada E noktasından dik indirdik. Orta noktadan bir tane dik indirirsen ne olur? Aşağısı da dik olduğundan paralellik orta taban olur. Böylece buraya şöyle bir AT dersem AT normalde 12 ya. Arkadaşlar şöyle 6, 6 paylaşır. Buraya da 2 kalır. Çünkü orta noktalar birleşirse karşılık oranları aynı olmak zorunda. Bundan sonra artık ED'nin zaten 4 olduğunu biliyorduk. 4, 2, 2 köküç oldu arkadaşlar. E'nin AD'ye olan uzaklığı hatta EH diye de yazalım böyle. Yine güzel bir soru. Çok hafifçe benzerlik bile sayılmaz. Orta tabanı zaten aralarda gösteriyoruz arkadaşlar. Böyle bu da iyi bir soru. Şimdi bir çizim sorusu. Bakalım ne demiş 5. soruda. Bir ABC üçgeni çiziniz. D eleman BC alınız ve AD çiziniz. Şimdi ABC üçgenini çizdik. Şöyle B, A, C diyelim. Sonra arkadaşlar bize ne demiş? D eleman BC alınız ve AD çiziniz. D, A, C artı B, A, D. Şöyle bakın sadece dediklerini yapacağım. B, A, iki katı artı B, A, D. Buraya da böyle beta diyelim. Şimdi iki alfa artı beta 180 derece verilmiş değil mi? D, A, C ile B, A, D. Sonra A, B ile BD arkadaşlar ne söylenmiş? Toplamları birbirinin iki katı 12. BD'ye o zaman kaç söyleyeceğim? 6. AB'ye de böylece 12 diyeceğim. DC 10 verilmiş. Sonra ne yapacağız? Şunu kullanacağız. Bak. Şöyle devam ettirirsen burası mecburen alfa olmalı. Çünkü 2 alfa artı beta 180 ise Alfa var beta var geriye alfa kalır ki bu doğru açı toplamı 180 olsun. Şimdi artık dış açı ortayı oldu. İşaretle burayı. Onun 16'ya oranı. AD'nin 12'ye oranına eşittir arkadaşlar. Şöyle 4'e bölersem 4, 4'e bölersem 3. Sadeleştir 2, sadeleştir 5. İçler dışlar çarpımı 15 bölü 2 eşittir. AD uzunluğu oldu dış açı ortayı bize çizdirerek yaptı bakın. Şimdi burada güzel. Evet bir açı ortay, kenar ortay birleşik. Ee, dediğim gibi sorularda biraz hani zorlanmanızda bir mahsur yok. Yeter ki arkadaşlar güzelce uğraşın. Dediklerimi anlamaya çalışın. O da önemli açıkçası. Çünkü sorular değişik değişik gelse de yorumlarımızı mümkün olduğunca çok değiştirmemeye çalışıyoruz. Ve gerçekten üçgenlerin normal klasik yorumlarını çok iyi öğrenirseniz buralarda biraz daha görmeniz rahatlaşır. ABC üçgeninin iç teyitçen birin merkezi yani açı ortayların kesim noktası. G ABC üçgeninin ağırlık merkezi. 6 8 verilmiş. Şöyle 6 8 10. Açı ortay dendiğine göre 6'nın 10 oranı 3 bölü 5. BD böylece 3. DC de arkadaşlar 5 oldu. Sonra bir de DE'nin de 2 olduğunu unutmayalım. Çünkü AE'de bir kenar ortay 5 5 bölünmesi için özel bir şey yapmadım. Soru da şimdi bize DC üstünü 2 vermiş. Bu arada şöyle bakın sarı üçgende B noktasının 90 olduğunu unutmayın. Kestikten sonra o yine aynen devam ediyor. 6'dır. O yüzden C üssü B 1 olmaya devam edecek 3 olması için. EC neydi? 5'ti. O zaman EC 5 olduğuna göre şu ED de arkadaşlar 3 birimdir. AE'ye gelelim. AE'nin uzunluğu önemli değil şu an. AC'de normalde 10 ama yine de öyle göstermiş olalım. Bizden AA üstünü istiyor. Benim için eğik kenarlar biraz arkadaşlar Pisagor vesilesidir. Pisagor'u yapmak için uğraşırım. Bak bu üçgeni şu sarı olan üçgen aslında burası değil mi? Çünkü kesilmiş haldeki olanı ben yine kendi dik üçgenine tamamladım. Böylece burası arkadaşlar 3 oluyor yine. Burası 6 oluyor. Ne yapacağım? Buradaki AA üssünü bulmak için şöyle bir dik üçgen yapacağım. Haliyle 3 3 daha 6 2 daha 8 1 daha 9. Karşılık kenarlar eşit yine 6. Gördüğünüz gibi şu dik üçgende 9 12 AA üssü 15 gelmiş oldu. Pisagor'u da araya sıkıştırmış olduk böylece. Şimdi nispeten bence rahat bir soru. Eğer düzgünce uğraştıysanız yaptığınızı düşünüyorum. Bakın çok temel bilgileri kullanıyoruz. O yüzden direkt bu yeni nesillere de atlamamak lazım. Ee, normal güzelce böyle çözüp klasikleri bitirip ondan sonra yapacağımıza inanıyorum. Tabii hemen öyle yapacağınıza inanıyorum derken de umut vaat etmeyin. Sağlam bir şekilde sabırla düzgünce çalışmak lazım. Buraya gelene kadar bir sürü konu gördünüz. Bir sürü yer geçtiniz. Geometride ipin ucu bir kaçtığı an ondan sonra yakalayamayabiliyorsunuz. Lütfen e, soru bankalarından çözün. Bazen böyle hani gurur yapmayın. En kolaydan gerekirse gidin. Hiç sorun değil. Yeter ki böyle öğrenin. Antrenmanlarla birey A, birey B fark etmez. Direkt ben böyle bilgisayar malları acillere atlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten ortalamalar da onu gösteriyor. Geometri çoğu kişinin berbat vaziyette. Şimdi burada arkadaşlar katlayınca yine neye bakacağız? Açı değişmiyor haliyle AG ile AB birbirinin aynısı. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kanallarda da YouTube'da hep matematik anlatıldığı için sanki böyle geometri yokmuş gibi bir durum var. Ben bazen o dikkatimi çekiyor. Yani sadece matematik var neredeyse birçok yerde. Yani geometri gerçeğini de es geçmemek lazım. Yani matematiği istediğiniz kadar zorlayın. E, 32 sorunun 32'sini de yapma ihtimalin çok zor. Çünkü her sorusu matematiğin süper kolay değil yani. O yüzden... 8 soruyu boş ver matematikten yürütürüz derseniz o zaman hedefiniz ben maksimum 50.000 falan görürüm. Yani eğer bir öğrencinin hedefi maksimum 50 bin 60 bin civarındaysa belki öyle bir riske girer. Ben onu bile kabul etmem. Şimdi bakın BD kesinlikle katlamada uzunluk değişmediği için DG'ye eşittir. BAD ile DAG eşittir. Bir de BA ile de AG eşittir. Onlar kenarda dursun. Bizden DC uzunluğunu istiyor. Uzat şimdi AG'yi. Şöyle bir kenar ortay yap. Bak burası 2x dersek 2x dersek ağırlık merkezinden dolayı x olur değil mi? Böylece arkadaşlar 8 ise dn ne olacaktır? Açı ortay kenarların oranı parçaların oranı 2x bölü 3 xten 8 bölü 12 oldu. Kenar ortayı olduğunu sakın unutma AN'nin. Böylece bn arkadaşlar 20 ise yine nc de 20 olur. 20 artı 12'den 32 olmuş oldu bu sorunun da cevabı. Çok sıkıntılı değil bakın yapmamız gerekenleri görürsek. Şimdi iyi bir soru. Çok hafif bir benzerlik yapacağız. Normalde tabii hani yeni nesillere gelince artık aslında karma çözmek lazım. Ama ben yine de böyle ayrı ayrı çözmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada şekil tabii biraz aldatıcı olabilir görüntü olarak ama onu ben yine söyleyeceğim. Siz de düzeltmiş olursunuz. Döndürme sorusu bir dik üçgen var arkadaşlar. ABC dik üçgeni bunu belli bir açıyla ne kadar döndürdüğümüzü bilmiyoruz. Belli bir açıyla böyle ok yönünde döndürmüşüz. Şöyle 90. O zaman şöyle bir alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Mecburen dik üçgen olması için yine beta olur. O yüzden hani burada çok bu alfa beta 90'ı kullanır mıyız? Şu anlık kullanmayacağım ben. O yüzden böyle 90 yapayım. Burayı da 90 yapayım. Bakın görüntüde şu KG ile BC üssü paralel değil gibi ama şimdi bu 90 derece. E bu da 90 derece. Biraz yamuk çizilmiş orası. Haliyle aslında şunu uzattığınızda KG ile BC üssü evet yani paralel görünmüyor ama mecburen paralel düşünseniz de şöyle 90 90 olursa bunun paralel olmama ihtimali var mı? Yok. Bu yüzden arkadaşlar bu paralelliği bir görmüş olun lütfen. Bunun bize katkısı ne olacak? Ben kenar ortağı da söylerim. Afif benzerlik bilgisi diye. Ağırlık konu anlatımında da söyledim. Ağırlık merkezinden geçen bir kenar ortağı böyle. Paralelse bu TD doğrusu. TD de tam ortadan ikiye bölünür. TG ile GD birbirine eşit olur. Bu birincisi. İkincisi 2 iki m M'den dolayı 2'nin 3'e oranıdır. TD'ye 2x dersek buradaki taban 3x olur. Bu yüzden böyle xx olacaktır. Ben buraya böyle 3a diyeyim haliyle buralarda böyle aa olsun tamam mı böylece arkadaşlar bir de şunu görmüş olacağız şimdi buradaki bc üssü dik üçgenin kısa kenarı ya aslında bu bg'ye eşit yani x 3a'ymış orayı görmek lazım soruda kaçırdığınız nokta belki bu olmuştur artık o bir tanesini a bulduğumuz için kenarda da dursun döndürdüğümüzde neyi kaçırmamalıyız ben onu yine de size sağlam görün diye göstereyim bakın Şöyle bir BG döndürdük. BC üstüne geldi. Bu yüzden 3A X'e eşit. Şimdi artık burada X gördüğüm yeri 3A yapıyorum. Ve Pisagor şey Öklit 3A'nın karesi kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. A çarpı A artı 8. A yerine 1 yazınca bakın 1 çarpı 9'dan 9 geliyor. Soru bizden 3A'yı istemişti. Yani X'i cevap 3 oldu. Bu da gerçekten güzel bir soru böyle. Şimdi diğer soruya geçelim. Şunları alayım bir kenara. Burada da yine bir katlama sorusu. Katlama yaparken 20 ve 8 diye de iki tane alan vermiş. Bizden ama DC'nin DK'ya oranı soruluyor. Şimdi ister katlanmamış şekil üzerinden çalışın. Ben bu seferlik fark etmez diyorum zaten hangisinden yaparsanız yapın. Katlanmış şekli geri açacağım, tamam mı? Açınca veya katlayınca fark etmez. Mevzu nedir? açı değişmez. Bu yüzden burada ADB açısıyla BDA üssü açısı birbirine eşit olacak. Peki mevzu ne? İşte dış açı ortay. Önce alanlar oranı tabanlar oranı 20'nin 8 oranı sadeleştir 5 bölü 2. Buraya 5K dersen burası ne olur? 2K. İkinci mevzu dış açı ortayı şöyle işaretle. 5K'nın 7 k oranı nereye eşittir arkadaşlar? DK'nın DC'ye oranı böylece o da 5 bölü 7 gelmiş oldu. Soru bizden tam tersini istiyor. Ters çevir o zaman 7 bölü 5. Olay bu. Evet geldik artık son sayfaya değil mi? Şimdi burada yine bir katlama var. E, i̇ki kere katlama yapacağız ama soruyu okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hatta yapmışsınızdır diye. Bakın şimdi burada C noktasından katlıyormuşuz. Katladığımızda AC üssü AB kenarına geliyormuş. Bu şu demek. Şöyle bir doğrultudan katlamışız biz bunu. AK doğrultusundan. C üssü K ile buradaki CK eşit olmuş. AC ile de AC üssü birbirine eşit olmuş. Ve AK aslında açı değişmeyeceği için bir açı ortağıymış. O zaman gelin şu katlanmış şekilde geri açalım. Öyle diyor zaten. İşte bu. Bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Şöyle yine AC ile AC üssü birbirine eşit. Soru da bunu söylüyor. Sonra bu kat izini vermiş. Bir de AB AC'nin iki katı diyor. Buraya XX X dersek. Gerçi X varmış. AA diyelim. Böylece BC üstüne de A kalacak. Şöyle M dersek M dersek. Burası da tabii ki A'nın 2A'yı oranı. M'nin 2M'yi oranından BK'da 2M olur arkadaşlar. Sonra bir katlama daha yapılmış, soruda yetmemiş. Şöyle onu da katlanmış şekil üzerinden görelim bakın. Buradaki C üstüne artık katlama izi. Buradaki AK tamam duruyor o yerinde gördüğünüz gibi. Bir daha katlama yapılıyor. Şunları bir kere alayım ha. Bir daha katlama yapılıyor. Onu ufakça göstereyim. Şu 10 10. Buradaki AC 2 üssü, buradaki A, C'ye eşit arkadaşlar böyle. Yani biz buraya A demiştik ya burası yine A olmaya devam ediyor demektir. Sonra arkadaşlar burası yine 2A olmaya devam ediyor. Bir de soru da şu 5'e bir oranı verilmiş. Biz buraya da artık kesirlerle uğraşmamak için 5A diyelim. Buraya da 5A diyelim. Buraya da böyle 10A diyelim. Burası A olsun arkadaşlar. Dikkat edin katlamada ne değişmiyordu? Açı. O yüzden burada bir açı ortağı daha oldu. A, AK'nın AC'ye oranı 6 bölü 5. KN de o zaman 12 olacak ki ANC'ye oranı 6 bölü 5 olsun. Bunun biz artık faydası ne? Buradaki AK da bir açı ortaydı başlangıçta bakın. Ve artık biz KC'yi 22 bulduk. Zaten buralar böyle 5A'ya 10A şeklinde. Sıfırdan yine orayı da göstereyim. Bu kenarların oranı zaten 1'e 2 2'ydi. Ben de oraya 5A'ya 10A demiştim en son. 1 bölü 2 açı ortay oranından dolayı 22 ise BK'da 44 oldu. İki kere katlama var o yüzden biraz zorlamış olabilir. Düzlemde dar açılı çeşitkenar bir ABC üçgeni veriliyor demiş burada da. Tamam bir üçgen böyle rastgele çizelim. B, A, C. Bunların tabii yerleri önemli değil. Önemli olan sizin doğru düzgün çizmeniz bunu. Bir BAC A, üçgeni çizdik. ABC üçgenin içte çemberin merkezi yani açı ortayların kesim noktası. B açısından E noktasından geçecek şekilde bir doğru çiziliyor. Yani aslında bir nevi sana ne diyor? Açı ortayı çiz. Bunun kesim noktası değmiş AC ile. AB 6 birim. AD 2 birim. DC 3 birim. Ve bizden ne isteniyor? ED isteniyor arkadaşlar. ED'nin uzunluğuna bakacağız. Şimdi burada ne söylüyorduk? Kenarın parçasına oranı kenarın parçasına oranıdır. 6 bölü 2 yani 9 bölü 3'ten BC de o zaman 9 olur. Şimdi BD'nin uzunluğunu nasıl buluyorduk açı ortayda? BD'nin karesi 6 çarpı 9 yani kenarların çarpımı eksi parçaların çarpımı eşittir 48. Yani kare kökünü alırsak BD 4 kök 3 oldu. BD 4 kök olduğu için burası artık bakın şimdi bir açı ortay daha var. Şöyle BD 4 kök 3 dursun bir açı ortay daha var. Neden? E noktası içte geçen birin merkezi ise CE de bir açı ortaydır. Böylece buraya x dersek buraya 3x deriz 9'un 3'e oranından dolayı. Ve 4x eşittir. 4 kök 3 x arkadaşlar kök 3 geldi ED'nin uzunluğu. Son sorumuz. Burada bakın bir katlama yapılmış. Katlamada ne diyor? ABD üçgeni şekil 1'deki gibi BD boyunca katlanınca a a üstüne geliyor. Katlandığında arkadaşlar uzunluk değişmez. ADDA üstüne eşittir. Bir de açı da değişmez. Normalde biz hani buraya alfa alfa diyorduk ya bu soruda tabii ki 2 alfa 180'den dolayı aslında senden buranın 90 olduğunu görmeni istiyor. Doğrusal bir şekilde siz bir doğru parçasını AD doğru parçasını böyle a üstü d olacak şekilde katlarsanız tabii ki burası bir orta dikme gibi olur. Böylece arkadaşlar açı da değişmiyor ve ikizkenar üçgen geliyor. BG4 lazım olursa buradaki AB 6 olur. Sonra arkadaşlar e, burada böyle yine şurayı 2 yazalım. BG'nin tamamı 4 olsun. Soru da demiş ki ikinci adımda DF'yi çizdiğinde BA üssü de ağırlık merkezinden geçiyormuş DBC'nin. Buradaki D'nin 90 olmasını kullanarak artık muhteşem üçlüyü kullanmamız gerekiyor. 2MM dersek şöyle muhteşem üçlüden tabii ki BF'de, FC'de, DF'de eşittir. M'nin 3M'ye oranı X de böylece 1 olacak. Çünkü zaten BG'nin uzunluğu 4 birimdi. 1'e 3 orandan açı ortaydan gelmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar açı ortay, kenar ortay tekrarını da bitirdik. Aslında yeni nesil sorularla bayağı sağlam bir tekrar olmuş oldu diğer benzerlik yeni nesil videosunda görüşeceğiz. Zaten onun hedef 10.000'lerini çözmüştüm. Yeni nesillerini de hazırladım. Uygun bir zamanda çözeceğim. Görüşmek üzere.